Sayın Valim, Sayın Protokol, hükümetimizin bütün imkanlarını kendisine bağlı kurumlarla vatandaşımızın hizmetine sunmaya devam eden Sayın Valimiz. Burası tarım memleketi, hayvancılık memleketi. Çiftçilerin yanında olmamız lazım. Bir de devletin, buradaki bir mantığımız da şu. Devletimiz, milletimiz ürettiği değeri çiftçilerle paylaşıyor. Üreticilerle paylaşıyor. Ben de çiftçilere dost bir idareci olarak, dost bir vali olarak tarlayla, bağla, bahçeyle, hayvancılıkla uğraşan insanların yanında yer almaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yani derdiniz derdim. Çiftçiyi zenginleştirmemiz lazım. Temel problemlerde biliyoruz. Bu tarımsal sulamalar var. Bunu da önemsiyorum. Yani sulanabilir alanları, o göletleri yapıp sulamamız lazım. Bizzat takip ediyorum, haberiniz olsun. İnşallah Tarım Bakanımız buraya gelecek. Onunla da paylaşacağız kendisiyle. Bu göletleri de yapacağız. Eğer yaparsak yılda 3-4 kez bizim çiftçimiz hayvan yemi, yani korunga, yonca, fiyat alabilir. Buğdayını sulayabilir, verimi artırabilir. Bunu da ana hedeflerimizden biri belirledik. Yaklaşık 20 tane gölet var. İnşallah bunları da yapmış olacağız. Yaklaşık 100 bin dönüm alan sulanmış olacak eğer başarabilirsek. Bunu da önemli bir hedef olarak belirlediğimi ifade etmek istiyorum. Bunun dışında yine şimdi tarım müdürümüze rica ettim, çalışıyorlar. Bu Van'da meyve dikilecek bütün alanlara meyve dikelim dedik. Çiftçiye yine biz destek verelim. Meyve dikilecek bütün alanlara meyve dikmemiz lazım. Özellikle mesela Çatak'ta, Bahçesaray'da ceviz meşhur biliyorsunuz. Onun dışında arıcılığa tam destek vereceğiz. Sıvatları vereceğiz. Hayvanlara gölgelik yapacağız. Kısacası çiftçileri çok sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Nurlu olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.